Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce farklı bir kumaşla, aslında orijinal kumaşıyla yaptığımız organizerin bugün alternatif olarak neyle yapabiliriz düşüncesiyle daha farklı bir çalışmasını göstereceğim sizlere. Çokça soruyorsunuz. Hemen onun cevabını da vereyim. İsterseniz bir önceki organizerimde kullandığım kumaşı kullanabilirsiniz. İsterseniz kapitone kumaş diye geçen İç kısmı şardonlu, elyaflı olan kumaşı kullanabilirsiniz. Genelde onlarla seccade, hurç vesaire bu tarz şeyler dikiliyor. O kumaşlarla da çok güzel oluyor. Dilerseniz de esnemeyen, kot kumaşına benzeyen ya da gabardin kumaşına benzeyen, hatta çantalar yapılan, kalın olan kumaşlar bulunuyor. Onlarla da yapabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bu şekilde PVC malzeme kullanarak İçi görünsün, içinde ne olduğunu bilmek istiyorum derseniz bunlarla da yapabilirsiniz. Ben şimdi farklılık olması için hem farklı ölçülerde istediğiniz için farklı ölçülerde çalıştım, hem de farklı bir malzemeyle çalışıyorum. Hemen bekletmeden kullandığım ölçülere geçip anlatayım sizlere. Ben genişlik olarak 25 santim, yükseklik olarak 20 santim belirledim. Bu tamamen benim isteğimle alakalı. Sizler ölçüleri istediğiniz oranda değiştirebilirsiniz. Ben 8 bölmeli olmasını istiyorum. Bu yüzden 7 tane 25'e 20 ölçüsünde görünen bu ara malzemeden keseceğim. Bunu yaparken de yan ölçüsünü 20 santim olarak değil, 19 santim olarak belirlemem gerekiyor. Bu da bir püf nokta. Sürekli üzerinde düşünüp nasıl daha kolay dikebilirim diye düşünürken ortaya çıktı. Bu yan kısmının ölçüsü bitişte 20 santim olacak. Ama aslında ara bölmelerin genişliği 19, yüksekliği 19 olacak. Son alt tabana dikerken kenarlar dikmekte zorluk yaşatıyor. Bu zorluğun ortadan kalkmasını ben bu yöntemi bularak çözdüm. Yapacak olanlar varsa sizler de kendi istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. İsterseniz daha önceki videomdaki gibi tam ölçü kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu videodaki gibi 19 santime düşürerek kenar kısımlarını daha basit şekilde dönebilirsiniz. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntemdir. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Sonraki uzunluğum ise 92 santim uzunluğunda iki tane parça kestim. Bunu normalde tek parça olarak da kesebilirsiniz. Yani 184 santime denk geliyor. 184 santimlik uzun tek bir parça halinde yapabilirsiniz. Benim elimdeki malzemem iki tane kesmeye müsait olduğu için ben iki parça yaptım. Belirlerken de aralıklarını 10'ar santim olacak şekilde belirledim. Yani bir tanesini 10 santim arayla, bir diğerini ondan tekrar 10 santim arayla yerleştireceğim. Toplamda 7 tane kesiyorum ara parçadan. 8 tane bölme elde etmiş oluyorum. Bilmeniz gereken nokta bu şekilde. İstediğiniz gibi ölçüleri değiştirebilirsiniz, oranlara sadık kalarak. Şimdi hemen kestiğim parçaları şu şekilde göstermek istiyorum. Net şekilde anlaşılabilmesi için ben biyelerini öncesinde geçtim. Ama biyelerinin nasıl yapıldığını siz videonun devamında izleyeceksiniz. Ben bu kısımda anlaşılabilmesi için bu şekilde hareket ediyorum. İki tane uzun parçam önümde. Yedi tane de ara bölmem var. Ve oldukça maliyeti düşük. Doktele'ye göre daha ekonomik bir düzenleyici olacak bu. Çünkü 1 metresini 7,5 liraya aldım ve 50 santim kadar gidiyor benim ölçülerimde kullanırsanız. Yani 3,5 liraya, eğer elinizde biyeniz varsa sadece 3,5 liraya biye de almak isterseniz toplamda 4,5 lira gibi bir şeye mal olmuş oluyor. O kadar ekonomik, yani çok paralar vererek almanıza değmeyecek. Eğer makineniz varsa kolaylıkla dikebilirsiniz. Şimdi biye kısımlarının nasıl takıldığına geçeceğiz. Bu aşamada sizlere biyenin nasıl takıldığından bahsedeceğim. Şöyle önümde
Elimde çok fazla belli olmuyor olabilir ama parçam önümde. Bir yemi istersen hiç uğraşmadan şu şekilde kenarına koyup şöyle direkt makinenin altına verip tek seferde dikebilirim. Daha önceki videoda onu gösterdiğim için bu aşamada bir farklı yönteminden bahsedeceğim. Şimdi bir yerler şöyle kapandığı için o kısmın solda elimize alınca sağda kalan kısmını alıyoruz. Ve tam kenar kısmına yerleştirince bakın şu parçanın yani sağdaki parçanın 1 milim içinden dikişi yapacağız. Tam ütü kırım hizasından yapmayacağız. Çünkü ütü kırım hizasından yapılırsa dikiş şu kısımda belli olabilme ihtimali var. Onu önlemek adına bu tarafa doğru 1 ya da 2 milim dikişinizi daha kenar kısma yakın dikmeniz gerekiyor. Dikerken de sonrasında işlemi kolaylaştırması için şu şekilde çime ayağını kullanacağım. Çime ayağının detaylarını öğrenmek isterseniz bununla ilgili bir videom var. O videoma da gidebilirsiniz. Şimdi dikişi gerçekleştiriyorum. Ayrıca şöyle bir yöntemden de bahsedeyim sizlere. Muhtemelen benim makineme çok az yapışıyor ama siz ev tipi makine kullanıyor olabilirseniz onlara yapışma ihtimali biraz daha fazla. Yapışmasını istemezseniz altına şu şekilde kağıt koyarak rahatlıkla kaymasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdi anlayabilmeniz için koyacağım. Normalde küçük parçalarda sıkıntı yaşamıyorum ama sizler için uygulamanı göstereyim. Bir parça yukarıdan bırakıyorum ve makinemin altına şöyle alıyorum. Dediğim gibi 1 ya da 2 milim boşluk bırakmanız gerekiyor. Bu kısmı atlamayın. Güzel görünebilmesi için bunu yapıyoruz. Dikişime başlıyorum. Bakın kağıt burada olduğu için böylece çok rahat kaymış oluyor elimdeki malzememle. Diğer türlü şu masaya yapışıyor. Şimdi ilk dikişimi gerçekleştirdim. Kesiyorum B'yi. B ile işim bitti bu aşamada. Şuradaki dikişimi net olarak görmenizi isterim. Bakın kırım kısmından 1-2 milim daha dışarıda kalıyor. Daha net görünürse. Şurada kırım kısmı, kırım kısmından 1-2 milim daha dışarıda. Şimdi yapmam gereken ise alıyorum, tersine çeviriyorum. Şu şekilde katlanmış oldu. Y açıldığı zamanki haline gelmiş oldu. Kıvırıp üzerine kapatıyorum. Kapattığım zaman ilk yaptığım dikiş görünmüyor. Bu yüzden 2 milim içeride dikmenin önemi burada anlaşılmış oluyor. Tekrar makinemin altına veriyorum. Bu aşamada çime ayağının önemi de ortaya çıkıyor. Ayak yukarı kalktığı için çok düz bir dikiş elde etmiş olacağım. Çeviriyorum. Asıl görüntüm arkadaki. Bakın net şekilde bu şekilde güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi kenar kısımlarını
tam sıfır olacak şekilde kesiyorum. Yani kullandığım bu PVC ile bir olacak. Çünkü sonrasında tutturacağız. Çıkıntı olsun istemiyoruz bu yüzden. Tüm parçaları aynı şekilde tamamladım ben. Bu uzun parçam. Bu da diğer uzun parçam ve küçük parçalarım. Hepsi tamamlandı. Şimdi birleştirme işleminin nasıl olduğuna geçiyoruz. İki uzun parçamı nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Şu şekilde birbirinin tam hizasına denk getiriyorum. Şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir yemi alacağım. Özellikle altına farklı renk kumaş koydum ki net şekilde anlayabilin diye. Umarım zorluk çekmezsiniz. Ve az önce gösterdiğim gibi bir yayı şu şekilde dikip bu yan kısmını kapatacağım. Eğer bütünse ilk baştaki işlemi yapmayabilirsiniz ya da bütünlük sağlamak adına bu kısmı yine temizleyerek buradaki yan mesafeyi oluşturabilirsiniz. Birleştirdiğim kısım şöyle önümde gördüğünüz gibi bu kısım. Şimdi yapmam gereken bakın bunun genişliği 25 santimdi. Bunun 1 santimi içine girecek. Normalde bir sonrakinde bu şekilde ilerleyecek. O yüzden bunu hesap ederek yani 24 santimlik kısım kalmış olacak. 24 santim sonra hatta buradaki 1 santimi de hesap edip 23 santim sonra şuradan tekrar bir'e geçmesi gerekiyor. Önünde bu birleştirmeyi yaptığımız için aynı görseli istediğim için 23 santimlik genişlik verdim ve buradan tekrar bir'e geçeceğim. Burada bir bütünlük sağlamış olacağız. Yani organizerimin ilk kısmı böylece oluşmuş olacak. Sonrasında ara kısımlarına 10'ar santim boşluk bırakarak ara bölmelerimi yerleştireceğim. O aşamaları da tekrar paylaşacağım. Şimdi şu kısmın biyesini geçip geleceğim. Bu kısmını da diktim. Yani ön kapağını oluşturmuş oldum. Şimdi 10'ar santim aralıklar verdiğim için ölçerek 10 santim sonrasını işaret alacağım ben. 10 santim sonrası şuraya denk geliyor. Buradan işaretimi aldım. Aynı işareti yan tarafı için de alacağım bu kısmı için. Buradaki ölçümü de belirledim. Şimdi yapmam gerekeni hemen sizlere gösteriyorum. Şu şekilde çevirdim. Parçamı da önüme aldım. 10 santimlik yeri buldum. Arasına şu şekilde koyacağım. Katlayacağım. Ve buradan iğneleyerek belirtiyorum. Delik olmasını istemediğim için bu şekilde taktım. Diğer tarafın 10 santimlik kısmını buldum. Yine kenarına koydum. Arasını sıkıştırdım. Ve bu kısmı şu şekilde belirledim. Şimdi isterseniz tamamını bir'e geçerek tamamlayabilirsiniz. İsterseniz hiç bir ile uğraşmayayım. Zaten çok temiz bir görüntüsü var derseniz sadece beyaz iple dikerek ilerleyebilirsiniz. Ben beyaz iple dikerek ilerleyeceğim. Son kısmını yine bi'lerle kapatacağım. Bu şekilde bir bütünlük sağlayacağım. Yani bi'den de tasarruf etmiş olacağız. Eğer kumaş kullanmış olsaydım mecburen aradaki görüntülerin hoş olması için kenarlara da bi'ye geçebilirdim. Bu şekilde şimdi dikişlerimi atacağım yan kısımlara. Evet, yan dikişleri tamamladım. Şu şekilde beyaz iple yaptım. Şöyle daha mı iyi anlaşılır? Evet. Bu şekilde tamamladım. Yani ilk cebimi oluşturmuş oldum. Bakın.
Yukarıdan görüntüsü şu şekilde. İlk cep oluşmuş oldu. Buraya uyguladığım ara bölmeyi koyduğum gibi sıra sıra yine hep 10'ar santim boşluk bırakarak ilerleyeceğim. Tüm ara işlemleri yerleştirdikten sonra son kapatma işlemine gelince ilk başta yaptığımı, yani şu yanda yaptığımı birleştirme işlemini yapacağım. O da kenar kısımda kalmış olacak böylece. Ve biye ile iki kısmı kapatınca öndeki gibi bir bütünlük elde etmiş olacağım. 7 tane ayrı, 8 tane hatta olacak, ayrı bölmem olmuş olacak. Bu şekilde tamamlanacak. Şimdi ben ara bölmeleri koyacağım. En son kısma gelince nasıl kapattığımı anlatacağım. Sonrasında da taban kısmını geçireceğiz. Tüm araları geçirdim. Son kısımda bakın, yan kısımda birinin bu kadar parça, diğerinin ise daha uzun parça kalıyor. Ön kapak olacağı için. Çünkü hatırlarsanız ilk başta yandan koyarak başlamıştık. Bu yüzden bu kapak kısmı fazla kalan kısmı. Şimdi yapacağım işlem öncelikle şu kısmı birbirine tutturup son kısmını yine biye ile temizlemek olacak. İlk başta da biye yaptığımız için bir bütünlük sağlaması için bunu yapıyorum. Sonrasında 25 santimi ölçeceğim ve buradaki kalan parça kalacak ve yan kısma da yine biyesini geçireceğim. Tamamlanmış olacak. Alt tabana geçeceğiz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bu arada ben bir değişiklik yaptım. Bir parçasını eklemedim. Şu aralıkların bazılarını daha geniş olmasını istedim. Çünkü havlu koymayı planlıyorum. Birkaç tanesi büyük. Bunların rahat girip çıkması için bir tanesini eksilttim. Sizler ölçüleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi yapmam gereken tersine çevirip alt kısmının yan genişliğini ölçmek olacak. Yan genişliği doğrultusunda alt tabanın kesimini yapacağım. Benimki 57 santim geldi. 57 santime 25 santim olacak şekilde bir dikdörtgen parça keseceğim ve alt kısma oturtacağız. Bunun dikişi çok daha yumuşak bir dikiş olacağı için kolaylıkla geçebileceğimi düşünüyorum. Tabii yan kısımları dikmekten bir tık daha zor olacaktır. Ama önceki organizer altından daha kolay takılacak. Organizeri tersine çevirdim. Kestiğim parçamı alıyorum. Hemen alt ilk kısmını şu şekilde kenarını açıp denk getiriyorum. Karşı taraftan da yine denk getirdim. Birbirine değdi. Ve biyemi alıp dört kenarını bu şekilde döneceğim. Yaptığım başka işlem olmayacak. Şu şekilde açacağım ilk olarak biyemi. Tamamını dört köşesini bu şekilde dikerek döneceğim.